Herkese merhaba. Bu bölümde vektörler konusunu işleyeceğiz. Önce tahtanın fotoğrafını çektim. Dedim ki tahta üzerinden anlatayım. Sonra fark ettim ki yansımadan ötürü bazı yerler görünmüyor. Derse katılan Fatma adında bir öğrencim var. Fatma, öpüyorum seni buradan. Kalp sana gelsin. Onun notlarından size derste anlattıklarımı tekrar etmeyi düşünüyorum. Vektörler konusunda nokta tanımıyla başlamışız. Nokta tanımlanamayan ve tanımlanmasına ihtiyaç duymayan bir kavramdır. Noktanın boyutu yok ve az önce de söylediğimiz gibi tanım yok, tanımına da ihtiyacımız yok. Cümlenin sonunda ya da çarpma işlemi olarak kullandığımız sembol budur ve üçgenin köşeleri birer nokta olduğu için bunlar büyük harflerle de yazılıyor. Da belirgin olsun diye. Noktanın tanımı bu şekilde. Doğru noktanın aksine bir boyutludur. Nokta nasıl ki tanımsızsa doğru da bir boyutludur. Birden fazla noktanın bir araya gelmesiyle oluşur tanımı ile birden fazla noktanın aynı doğrultuda bir araya gelmesiyle. İki tanımda sadece farklı olan doğrultu kelimesi. Yani doğrultu kelimesinin içinde olduğu ve olmadığı tanımlar birbirinden farklı. Eğer doğrultu kelimesi olmasa şekil bir eğri çıkacak. Yani doğru tanımı olmayacak. Ancak doğrultu kelimesi olursa aradığımız kavrama ulaşacağız. İki noktadan bir doğru geçer. Tabii sonsuz tane nokta var da temsil olarak iki noktayı seçiyorum. Ya AB her iki taraftan da açık ya da D gibi, E gibi, F gibi küçük harflerle gösteriyorum. Nokta ve doğru tanımları bunlardı. Geldik vektöre. Yönlendirilmiş doğru parçasına vektör denir. Bir şeyin vektör olabilmesinin yön, doğrultu, büyüklük olması gerekiyor. Bir başlangıcı bir de gittiği yönü olması lazım. Ve yine iki nokta yardımıyla ifade ediyorum. AB vektörü A'dan B'ye doğru giden bir vektörden bahsediyorum. Şimdi vektör ile ışın kavramı birbirine çok benziyor. Görüntüleri aynı olsa bile bunlardan biri ışın, biri vektör. Vektör olduğunu şuradan anlayabiliriz. Diyelim ki AB olsun ve bu da yine AB olsun. Bu AB ucu açık bırakır, kapatırsam bu aslında bir ışın tanımı olur. Ama A'dan B'ye ok yaparsam A'dan B'ye giden bir vektör olmuş olur. Zaten doğru parçasının başı ve sonu var. Her iki uçtan da kapalı. Doğru zaten sonsuza gidiyordu. Her iki uçtan da açıktı. Bu şekilde vektörün tanımını vermiş olduk. Bir şeyin vektör olabilmesinin yönü, doğrultusu ve büyüklüğünün olması lazım. Sıfır vektörü, başlangıç ve bitimi aynı olan vektöre sıfır vektörü diyoruz. Mesela orijin, nokta bir sıfır vektörü sayılabilir. Birim vektör, kelimenin köküne indiğimiz zaman uzunluğu yani boyu bir olan vektöre diyeceğiz. Birim vektör, mutlak değerci, uzunluk, boy, norm, hipotenüs hepsi aynı anlama gelecek bu derste. Eğer bir şeyin mutlak değerini hesaplıyorsam, bu uzunluk demek ya da uzaklık demek ya da boy demek ya da norm demek ya da kısacası hipotenüsü hesaplıyorum demek. Şurada bir kıyaslama yapacağız. Noktayla vektörü kıyaslayalım. İkisinde de A 2'ye 3, A 2'ye 3. Birinde nokta, birinde vektör. Bakın, noktada tepede ok yok, yanında eşitlik yok. Ama vektörde hem tepede ok var hem de yanında ne var arkadaşlar? Eşitlik. Nokta analitik düzlemde sadece bir görüntüden ibaret. Vektör ise yatayda 2, düşeyde 3 giden bir vektörü kastediyorum. Uzunluğu şu kadar olan bir şey. Hatta yeri gelmişken ilerleyen kısımda göreceğiz de bu vektörün boyunu merak ediyoruz. Bu vektör sağa doğru 2, yukarı doğru 3 gittiyse boyu Pisagor bağıntısından 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9 topladım. 13 kök dışına çıkamadı. Kök 13 oldu. Yani boyu kök 13 olan bir vektörden bahsettik. Vektörlerde toplama birinin bitim noktası diğerinin başlangıç noktası olacak. Bu başlangıç noktası ise okun olduğu yer bitim noktasıdır. Işındaki ok sonsuzluğu temsil ederken vektördeki ok sadece yönü temsil eder. Şöyle sonsuz yazalım. Bir vektörün başı burada, sonu burada. Tekrardan diğer vektörün başı ve başka bir vektörün sonu. Yine baş ve son. Olaya burada başladım, burada bitirdim. Oluşan yeni vektöre de bileşke vektör diyeceğiz ve genelde R, büyük R ile gösteriliyor. Fizikte gördüğünüz kavramla aynı. Zıt vektör sadece yön değiştiririz. Yani ok yani eksiyle çarparız. AB vektörü A'dan başlayıp B'ye gidiyorsa eksi AB vektörü B'den başlayıp A'ya gidecek. Uygulama yapalım. K'dan L'ye giden bir vektörün yazılımı KL vektörüdür. Ancak şu şekilde bir vektör olsa, şöyle olsa, L'den K'ya giden bir vektördür. Esasen bu. Herhangi bir vektörü birim vektöre dönüştürmek. Bakın burada anlattım ama şimdi PDF'e dönüştürürken bunu tabii görünmedi. Şöyle, şöyle. Evet, aslında bu birim karelere ayrılmış bir defter, bir düzlem. Şöyle olsun. Evet. Vektörümüzü de kırmızı kalemle gösterelim. Şu an boyu 3 birim olan bir vektör çizdim. Yatay eksende yani x eksende, x doğrultusunda
artı x yönünde 3 birim uzunluğunda olan bir vektör. Bakın, yönü, büyüklüğü ve doğrultusu olan bir vektörden bahsediyorum. Yönü artı x, doğrultusu x ekseni, büyüklüğü 3 birim. A vektörü yatayda 3 birim giden bir vektördür. Bu vektörün boyu 3'tür. Bu vektörü boyuna, yani 3 parçaya bölersek 3 tane birim vektör, boyu 1 olan vektör elde etmiş oluruz. O zaman bir vektörü boyuna bölünce neyi elde etmiş oluyoruz? Birim vektörü elde etmiş oluruz. Evet, derste böyle tek tek yazdırıyorum. Eksiyle çarparsak birim zıt vektörü bulmuş oluruz. O zaman vektör bölü vektörün boyunu da mutlak değerle gösteriyorsam ben buna ne diyeceğim? I, yani birim vektör diyeceğim. Vektörün boyu 3'tü. Vektörü 3'e bölersen birim vektörü, eksiyle çarparsan birim zıt vektörü bulmuş olurum. Birim vektör, vektör bölü vektörün boyu. Birim zıt vektör, vektör bölü vektörün boyunu neyle çarpacağım? Eksiyle çarpacağım. Peki vektörün boyu, yani uzunluğu, yani normu, yani hipotenüsü nasıl hesaplanır? Dik üçgenden Pisagor bağıntısı. Yatayda A, düşeyde B kadar giden bir vektörün boyu Pisagor teoreminden hesaplanabilir. Burada da uygulama yapmışız. K vektörü eksi 3'e 4. Yatayda sola doğru 4, düşeyde yukarı doğru 3 giden bir vektörün boyu özel üçgenden 3, 4, 5. Bunu birim yapmak istersek 5'e bölmeliyiz. Yani boyuna. Bu vektörü 5'e bölünce eksi 4 bölü 5'e 3 bölü 5 oluyor. Gerçekten bu böyle mi? Bu birim vektör mü? Bunu merak ediyorum. Sola doğru 4 bölü 5 giden, bakın üçgenin kenarları negatif olamaz. Sola doğru 4 bölü 5, yukarı doğru 3 bölü 5 giden bir vektörün hipotenüsünü hesaplayacağız. Hepsinde bölü 5 ortak olduğu için bölü 5'i yazıyorum. 3, 4, 5 üçgenden burası 5. Dolayısıyla hipotenüs ne oldu arkadaşlar? 1 oldu. Boyu 1 olan vektöre biz ne diyorduk? Birim vektör diyorduk. Yaşadığımız uzay 3 boyutlu Öklit uzayıdır. Aferin, buraya da notları düşmüş. Geldik yeni bir tanıma. Konum yer vektör. Hatta bunu bir sonraki videoda inceleyelim.